Şimdi bakınız, nefsimizi günahlardan korumadığımız müddetçe Müslüman olmak mümkün değil. Ve bu noktaya gelmişken bir de mühim, çok mühim bir hadis-i şerif arz edeyim size. An İbni Mes'udin, İbni Mes'ud ne müthiş bir sahabi ya Rabbi. Ne muazzam bir sahabi İbni Mes'ud. Zayıf ve sıska bir vücudun üzerinde öyle bir kafa taşımış ki Kur'an'ın Hazreti Muhammed'den sonra en büyük müfessiri bu adam. İbni Mes'ud radıyallahu ta'ala, büyük sahabi. Aynen o rivayet ediyor. Resul-i Zişanımızın şöyle dediğini rivayet ediyor. İnne evvele ma dehalen naksu ala beni İsrail. İsrail oğulları. İsrail oğulları biliyorsunuz, uzatmayalım. Onlara da hak peygamberler gelmiştir. Tevrat isminde kitap gelmiştir. Malum. Bu İsrail oğulları ilk defa şöyle bozuldu. Şöyle bozuldu diyor Resul-i Zişanımız. Meseleyi izah ediyor. Bozuldu. Ahlaken çöktü İsrailoğulları. Sebebini izah ediyor Efendimiz. İlk defa şöyle bozgun başladı. Çöküşleri, bozuklukları şöyle başladı. Ne yapmışlar bakalım? İsrailoğulları kadar Allah'ın lanet ettiği kimse yoktur dünyada. Ne kadar İsrailoğulları varsa dünyada, ne kadar Yahudi varsa Hazreti Kur'an'a göre hepsi Allah'ın laneti altındadırlar. Ayetle sabit. Melundurlar. E nasıl lanete uğradılar? Nasıl bozukluk nasıl başladı? Efendimiz bu mühim hadiseyi izah ediyor. Evvelu ma inne evvele ma dehalen naksu ala beni İsrail. İsrail oğulları şu yoldan bozuldu, şu yoldan rezil oldu, şu yoldan lanete uğradılar. Neymiş o? İnnehu kâne racülü yelkar racüle feyakûlü ya hâza ittekillâhe ve dâmâ tesnâ fe innehu lâ yehillülek. Birisi, İsrail oğullarından birisi, yolda giderken bir başka insana rastladı. Baktı ki o adam haram işliyor. Hani birisi haram işliyor, günah işliyor. Günah işlediğini gördüğü zaman feyakulu, öbürü diyordu ki ya haza, ey filan, efendi, kardeşim, bir adam, ittakillaha, Allah'tan kork ve derma tasna, şu yaptığın günahı bırak, işlediğin günahı bırak, bırak, yapma şu şeyi, yapma, yapma, diyordu. فَاِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَكَ Çünkü bu sana helal değildir, haramdır, günahtır, yapma bu işi, diyordu. Karşılaşan karşılaştığında böyle söylüyordu. Sümme, sonra bakın rezalete bak. Sümme, sonra يَلْكَاهُ مِنَ الْغَدِ Ertesi gün yine buluşuyorlardı, ertesi gün. El-gad yarın demek, ertesi gün buluşuyorlardı. وَهُوَ عَلَى حَالِهِ Yine o adam aynı günahı işliyor. O adam aynı günahı işlemeye devam ediyor. Yani bir gün evvel ikaz ettiği halde, ertesi gün adam aynı günahı işlemeye devam ediyor, dönmemiş, bırakmamış. فَلَا يَمْنَعُهُ ذَٰلِكَ O günahı işlemekten o adamı men etmezlerdi, mani olmazlardı. اَنْ يَكُونَ اَك۪يلَهُ وَشَر۪يبَهُ وَكَع۪يدَهُ Tam tersine onu o günahtan men edecek yerde onunla beraber oturup yemek yerlerdi. اَك۪يلَهُ Beraber yemek yerlerdi. Ve şeribahu, beraber içerlerdi, otururlardı. Ve kaidehu, beraber otururlardı. Felemma fealu zalik. Ne zaman ki böyle yapmaya başladılar, daraballahu kulube ba'dihim bi ba'd. Aynen o günah işlemeyenler de, günah işleyenlerle beraber oturdukları için, beraber konuştukları için, beraber hasbihal edip, beraber eğlendikleri için, o günah işlemeyenleri de, günah işleyenlerin kalbine benzetti, bozdu, çökertti ve hepsine cehenneme odun haline getirdi Rabbil Alemin. Beraber olmayacaksın. Ekil, şerif, kayıp üç kelime zikrediyor. Beraber oturuyorlar, beraber yiyorlar, beraber eğleniyorlar. O isyandan korkmuyorlar. Günahtan ve günahı işleyenden sakın diyorlar. Felaket burada. Aleyküm enfüseküm'ün icabını yerine getirmiyorlar. Her zaman söylüyoruz, bir Müslüman asilere,
Allah'a isyan edenlere hizmet edemez. Mümkün değil. Resul-i Zişanımız feryad-ı figanla haber veriyor. La teshab illa mümina, müminden, mümini kamilden başkasıyla sohbet etme. Oturma, kalkma, her akşam vitir namazını kılır kılarken son rekatta yeniden Allahu Ekber dedikten sonra okuduğun vitri vacibin o son rekatında okuduğun kunut duasını hatırlamıyor musun? Ne diyorsun? وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْتُرُكَ Sana karşı isyan eden, sana karşı günah işleyen kişiyi oğlum da olsa terk ederim ya Rabbi diyorsun. وَنَتْرُكُ terk ederim demek. Bırakırım, reddederim. Tutmam, sevmem, kabul etmem demek. وَنَتْرُكُ تَرَكَ يَتْرُكُ terk ederim. Yalnız bırakırım, beraber olmam ondan. Men o kimse ki yefcuruke fecere yefcuru fücur Allah'a isyan etmek demektir. Günah işlemek. Günah işleyenler ile alakamı keserim ya Rabbi diyorsun. Her akşam vitri vacibin son rekatında. Hani nerede? Resul-i Zişanımız bunu böyle buyuruyor da sonunda şöyle dehşetle hitap ediyor. Sümme kale. Sonra Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam buyurdu ki kella, hayır. Kella, Arapça hayır demek. Şiddetle. Vallahi, Resulullah yemin ediyor. Bu hadisi rivayet eden bütün kitaplarda yemin var. Vallahi, Resulullah yemin ediyor. Allah'a yemin ederim ki demek vallahi. لَتَأْمِرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ Ya emri bil maruf yaparsınız, ya her türlü kötülükten etrafınızı nehyetmeye çalışırsınız, وَلَتَأْخُزُنَّ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ Ya zalimlerin elini tutar bağlarsınız, zulmünü engellersiniz, وَلَتَأْفِرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ اَتْرَى Yahut da insanları hak üzerinde tutarsınız, وَلَتَكْسُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ اَتْرَى İnsanları hak üzerinde tutmaya ve bırakmaya çalışırsınız. Yahut da ev لَيَدْرِبَنَّ اللّٰهُ بِكُلُوبِ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ Hepinizin kalbini Cenab-ı Hak birbirine çevirir. Müslümanın gayrimüslime benzemesi ve günahkarın günahsızla beraber olması, kaynaşması, oturması, beraber olmaları halinde birbirine kaynaşması halinde hepsinin de kalbini bozarım, ruhunu, vicdanını küçültürüm, çökertirim. Sümme leyel'anennekum kema le'anehum. Onlara lanet ettiği gibi Allah-u Teala sizi de laneti altına alır da farkında olmazsınız. Ya emri bir maruf yapacaksınız, Allah'ın hükmünü her yere söyleyeceksiniz. Allah'ın yasakladığı, nehyettiği her şeyi nehyedeceksiniz. Zalimlerin elini tutacaksınız. Hak'tan sapanları hakka getireceksiniz. Yahut da birbirinize bu vazifeyi yapmadığınız zaman günahkar ile günahsız kaynaşır, oynaşır, sevişir, beraber olursa hepsi bozulur, hepsi lanet altına girer.